Kayseri'de 1910 yılında ilk Türkçe gazeteyi yayımlayan, memleket hastanesi ve 70'ten fazla okul yapımında katkısı olan Türkçü gazeteci Yunus Bekir kabri başında anıldı. Türkçülük ve Yunus Bekir'i anma gününe hepiniz hoş geldiniz. Tura Mahallesi muhtarı olarak ben Yunus Bekir'in mahallesinde muhtar olmaktan gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Onun adına hepinizden rahmet, kendisine rahmet diliyorum. Yunus Bekir'in bizim köyümüzde doğup, bizim köyümüzde hizmet edip, daha sonra İstanbul'da tıp okulunu okuyup, tekrardan memleketine dönen, bu memlekette okullar yaptıran, Kayseri şu anki Acıbadem Hastanesi'ni yaptıran Yunus Bekir'e Allah'tan rahmet, mekanı cennet olsun diliyorum. Türkçülük dediğimiz zaman biz şöyle anlıyor ve anlatıyoruz. Türk devletini, Türk milletini ve Türk milletinin maddi manevi değerlerini korumak ve geliştirmek olarak tanımlıyoruz. Bu doğrultuda dünyanın en büyük milletlerinden birisi olan Türk milletinin de tarihinde birçok kahramanlar ve bilge kimseler, yöneticiler çıkmışlardır. Bu amaç doğrultusunda, yani Türkçülük amacı doğrultusunda çalışmalarını yapmışlar ve isimlerini tarihimize yazmışlardır. Yunus Bekir hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Yunus Bekir dedemin kardeşi. Üç kardeşler. Yunus Bekir, Osman ve Ali. Üç kardeş, üç ayrı soy isim alıyorlar. Osman Eroğul, Yunus Bekir Yurdakul ve Ali Önder. Dedemiz Ali Önder. Yunus Bekir'in bir oğlu var. İbrahim Hakkı. Makine mühendisi olarak 1900'lü yıllarda Avrupa'da tahsilini yapıyor. En son Şarkış'ta da ikamet ederken babası da Yunus Bekir amca da yanında rahmetli oluyor. Orada defnediliyor. Şarkış'ta da defnediliyor. Daha sonra 1976 yılında yeğeni dayım olan Ali Rıza Önder tarafından mezarı buraya getiriliyor. Turan'a getiriliyor. Tekrardan Ali Rıza Önder tarafından mezar yapılmıştı ama daha sonra Gülsoy ailesi tarafından da mezar yeniden yaptırılmış oldu. Aramızda bulunan Ömer Gülsoy ve Ahmet Gülsoy'a da aile adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Yunus Bekir'in oğlu İbrahim Hakkı'ya yazdığı 4 maddelik bir öğüt, nasihat var. Müsaade ederseniz kısaca onu okumak istiyorum. Çünkü ibretle dolu bir nasihat. 1916 yılında Avrupa'ya teknik öğrenim için gönderdiği oğlu İbrahim Hakkı'ya Yunus Bekir'in 5 madde halinde not ettirdiği hayattaki tecrübelerine dayanan öğütleri. 1. Dini olarak her efsaneyi hayale kapılıp da içtihadını ifsad etme. Ya bir kafiri tam veyahut da dini bütün bir Müslüman ol. Yani arada kalma diyor. Tavrını koy. Ya kafir olacaksan kafir ol ya da dini bütün bir Müslüman ol diyor. İktisadi olarak senin talin, cibilliyetin, servetin say olunca o bitmez tükenmez hazineni kimseye küşat etme. Bunun biçtiğini giy, pişirdiğini ye de ya da bir ehli kanaat veyahut bir küfranı nimet ol. Geçmişine sahip çık diyor. Veyahut da diyor onlara şükret veyahut da bir küfranı nimet. Nimete küfreden kimse ol diyor. Ahlaki olarak huysuz olup da en güzel hoşuma giden tarafı da bu sözü. Huysuz olup da tenini ısıran bir sinekten öç almak için çifte savurma. Ya bir kelamı hatır nüvazı enam veyahut da her edep ve hayayı yak yık çiğne de bir hoş hımarı namdar ol. İlmi olarak eğer menzile ermekse muradın esatir pazarından alınmış katıra binme. Ya küheylan bir ata rakip veyahut peşini beline sok da yoluna revan ol. Uhrevi olarak gece gündüz dünyaya göz dikip de mevti unutma, ölümü unutma. Son nefesini düşün. Kıyamet gününden endişe et. Dünyanın başkalarına ne muamele ettiğini gör de ya ahireti inkar veyahut da bir müştehidi zaman ol.